Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün farklı bir tarifle de bir arada olacağız. Önce patatesleri bir soyalım. Videolarda beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu da benim sizden özel ricam olsun. Patatesler çok çabuk karardığı için hemen ne yapıyorum? Patatesleri rendeleme işini en sona bırakıyorum. Sizi hiç uğraştırmayacak, çok pratik bir tarif olacak. Şimdi ocağın başına geçince ne kadar basit olduğunu, ne kadar pratik olduğunu size göstereceğim. Biberi doğradık, soğanları doğrayacağız. Burada 3 diş de sarımsak var. Hemen onu da doğruyoruz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağın hafiften bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen karışımı döküyoruz içine. Bir kapak kapatıyoruz. İçinde bir ısı patlaması yapıyoruz. Hem de buharlandırıyoruz. Sıcağında 5 dakikada işimizi daha çabuk yapacağız. Ortalama 2 dakika geçti. Hemen şöyle bir sallıyoruz. Yağ her tarafa bir değsin. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımız yüksek ateşte. Tekrar kapağı açtım. Ara ara bunu ne yapacağız? Açıp karıştıracağız. Bunu tam kavuracağız. Karamelize kıvamına gelene kadar. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kapağı açıyoruz. Arkadaşlar video kapanırken ben bunun kapağını iki kere daha açtım, karıştırdım. Şöyle bir bakalım. Artık gördüğünüz gibi karamelize olmaya başlamış, biberler yanmaya başlamış. Şimdi baharatlarını atacağız. Biberin baharatını, soğanın baharatını, buradaki tavuğa göre patatesin baharatını da oradaki patatese göre atacağız. 1,5 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber, acı seviyorsanız bunun miktarını biraz yükseltebilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kimyon attım. Ocağı orta ateşe getiriyorum, yüksek ateşten. Baharatlarla beraber şöyle biraz daha kavuracağım. Bu en son aşama olduğundan dolayı kapak kapatmıyorum. İçinde en ufak bir sulanma, buharlanma olmasın diye. Sadece yağ kalsın içinde. Kapaksız bir şekilde ortalama 2 dakika daha kavurdum. Şöyle bir göstereyim. Hepsi birbirine yapışıyor. O kadar yumuşadı. Hani derler ya merhem kıvamında, o kıvama geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bakın. Bunu böyle bile üstüne 2 tane yumurta kırıp yiyebilirsiniz. O kadar şahane oldu. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Sıra geldi patatesini rendelemeye. Rendenin en büyük gözünde rendeliyoruz. Patateslerin hepsinin suyunu şöyle bir sıkacağız. Patatesin kendine göre baharat atıyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, şöyle 1 çay kaşığı da pul biber, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum. Bu toz biber de karıştırdığımız zaman daha güzel bir renk verecek. Yumurtayı patatesin her tarafına bir dağıtacağız önce. Baharatları, yumurtayı karışımı. Patatesin içine, yumurtanın içine 3 yemek kaşığı şöyle bir mısır nişastası atıyor. Mısır nişastasını da iyice yedirdim. Bu da sotelediğimiz sebzelerimiz.
ikinci, üçüncü tava tabak batırmıyorum. Aynı tavanın içine hiç yağ koymadan soğanları kızarttığımız yağ hala dibinde şöyle gördüğünüz gibi. Patateslerin yarısını içine bir atıyorum. Şöyle bakayım, tam yarısını atacağım. Bu işi yaparken mutlaka tavamız düzgün olsun. Biberlerin, soğanların inanılmaz derecede karamelize kokusu geliyor. Çok fazla bastırmadan bunu aynı patatesleri tavanın içine nasıl koyduysak o şekle getiriyoruz. Tam sebzelerin, patateslerin üstüne doğru bir kaşar serpiyoruz. Tekrar patateslerimizi üzerine döküyoruz. Yavaş yavaş bütün kaşarların üstünü kapattım. Şu dibinde kalan sosu da dökeceğim. Kenarlarında şöyle topladım. Böylece ocağın başına geçiyoruz. Ocağın altını yaktım. Orta ateşe aldım. Kapağı kapa diyorum. Arkadaşlar piştikçe buharlanacak. Buharlanınca buhar yüzüne çıkacak. Yüzü de pişecek. Ortalama pişme süresi 5 dakika. 5 dakikayı geçerse ben tam süresini söyleyeceğim. Arkadaşlar 5 dakika dedim, tam bakıyorum. 6 dakika geçti. Şöyle bir dokunalım. 6 dakika sonra ocağımın altını kısıyorum. Tavamı bir ters çeviriyor. Daha 2-3 dakikası varmış. Tavayı ters çevirdim. 6 dakika içerisinde ortalama 1 dakikası daha varmış. Tekrar daha sonra bir daha çevirip pişireceğim. Hemen tavanın dibine çok az bir sıvı yağ ilave ediyorum. Çevirdiğim tarafı tavanın içine şöyle atıyorum. Tavanın içine attıktan sonra bir daha dokunmuyorum. Buna bir daha da kapak kapatmıyorum. Şöyle ocağın altını göstereyim. Orta ateşin biraz daha altında. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi 5 dakika dedim. 6. dakikada çevirdim. Gördüğünüz gibi biraz daha pişmesi gerekiyor. Bu sefer ne yapacağım? Kapak kapatmayacağım. Bu tarafını 7 dakika bekleteceğim. 7 dakika sonra çevireceğim. Altına bakacağım. 7 dakika geçti. Şöyle kenardan bir kontrol ediyorum. Altı kızarmış mı diye. Altı kızarmış. Hemen en yüksek ateşe alıyorum. Sadece ve sadece 10'a kadar sayıyorum. Yani 10 saniye. Arkadaşlar 10'a kadar saydım. Altını en kısık dereceye getirdim. Şöyle bir çeviriyoruz. Görüyor musunuz? İnanılmaz. Çevirmelerde tabağınızın dibi yağlı olsun. Yoksa gördüğünüz gibi yapışma yapar. İki tarafı pişmiş olduğundan dolayı en yüksek ateş alıyorum. Burayı da 20 saniye. Ocağımın altını tamamen kapatıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Tabii ki iş bununla bitmiyor. Bunda çok önemli bir püf noktası daha var. Onu söyleyeceğim. Bundaki önemli olan püf noktası ne? Şimdi bunun her tarafı kapalı. İçinde inanılmaz derecede bir ısı patlaması var. Buhar patlaması var. Siz şimdi işte çocuklarınıza, arkadaşlarınıza gelin arkadaşlar yaptım bunun tadına bak derseniz bu size inanılmaz derecede lezzetsiz gelir. Şimdi sebebini söyleyeceğim. Önce bunu şöyle bir keseceğiz. Kestikten sonra bunu 2 dakika dinlendireceğiz. Sebebi ne? İçindeki baharatların, İçine koymuş olduğumuz sebzelerin çiğ kokusunu bir dışına atacak. Yemek bir rahatlayacak. Ondan sonra lezzet alacak. O çiğ baharat, çiğ sebze kokusu içinden gitmiş olacak. Hemen şöyle bir gösterelim. İçindeki sebzelere bakın arkadaşlar.
aynı bildiğiniz börek gibi oldu. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Yemeğin kefili benim. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.